Aferin. Her attığını isabet ettiriyorsun. Hayli ilerleme kaydetmişsin. Kılıçla da çok ilerleme kaydettim hünkârım. İsterseniz gösterebilirim. Bu gayretin takdire şayan. Lakin iyi bir savaşçı, iyi bir kumandan olmak istiyorsan evvela irfan sahibi olman icap eder. Bu din sarayından muazzam kitaplar getiriliyor. Yakında burada olacaklar. Okuyup kendini yetiştirmelisin. İbrahim Paşa gibi İtalyanca da bilmek istiyorum. O zaman yabancı dilde yazılmış kitapları da okuyabilirim. İbrahim Paşa ile konuş o vakit. Zira ondan iyi hoca bulamazsın. Hünkârım. Mahidevran şehzademiz her attığını vuran iyi bir okçu olmuş. Ziyadesiyle ilerleme kaydetmiş. Mustafa'mla yemek yiyeceğiz. Bize eşlik edersin. Nasıl arzu ederseniz hünkârım. Kılıç hocam diyor ki artık at üstünde dövüş çalışmaya başlayacakmışız. Söz verdiniz bana. Bir dahaki sefere çıkarken ben de geleceğim. Ve zalim bir savaşçı olacağım. Senin azmini takdir ediyorum Mustafa'm. Lakin zalim bir savaşçı olmaktan daha mühimi adil bir savaşçı olmaktır. Sana bahsettiğim kitaplar bu dinden geldi. Cuma selamlığından sonra birlikte gider inceleriz. Kafirin dilini nasıl anlarım hünkârım? İbrahim Paşa sana yardımcı olur. Arapça ve Farsça'yı nasıl öğrendiysen İtalyanca ve Latince'yi de öğreneceksin. Mustafa haydi odana. Geç oldu. Annenle konuşacaklarım var. Mahidevran, Mustafa ile alakandan çok memnunum. Bir şehzade olarak yetişmesinde payın büyük olacaktır. Elimden geleni yapıyorum hünkârım. Takdirinizde mazhar olmak şerefini ömrümce taşıyacağım. Seninle konuşmak istediğim mevzuya gelince. Sizi dinliyorum hünkârım. Bir haseki ve bir şehzade annesi olarak istediğin mevkide, istediğin evsafta hayırda bulunabilmen için sana yüklüce bir harçlık ayırdım. Beni ihya ettiniz hünkârım. Sayenizde sayısız dua alacağım. Sanki cenneti serdiniz ayaklarımın altına. Allah sizden razı olsun. Ben gidiyorum. Allah rahatlık versin. Manisa'ya mı? Çok özledim orayı. Annem, sen ben birlikte gideriz. Olmaz Mustafa'm. Lakin vakti geldiğinde zaten gideceksin oraya. Orası senin sancağın olacak, sen yöneteceksin. Ne zaman gideceğim? Daha çok var oğlum. İbrahim Paşa, babam dedi ki Manisa benim sancağımmış. Ben yönetecekmişim orayı. İnşallah şehzadem, inşallah. Hünkârım. Mustafa'm, hadi gidelim oğlum. Hünkârımızın işleri var. Sen git. Ben babamla kalacağım. Mustafa. Annenle git. Şimdi söyle. Dikkat et. Hatice'min halini hiç beğenmiyorum. Ziyadesiyle evhamını. Dün gittiğimizde iyiydi aslında. Sonra ne olduysa yüzü asıldı. Tek laf çıkmadı ağzında. Dikkatini ver. Nereye atıyorsun ok? Görmüyor musun? Puta orada. Bir daha at. Ben at binmek istiyorum.
Buraya gel. Mustafa, buraya gel dedim sana. Sen kime sırtını dönüp gidiyorsun? Ben senin babanım. Aynı zamanda hünkârınım. Bu ne cüret, bu ne saygısızlık? Böyle mi yetişiyor şehzade? Kim verecek bu saygısızlığın hesabını? Çekil! Gözlerindeki o koyu karanlık ifade yok mu? Buz kesiyor karşımda. İrtibat kayboluyor. Validem, gönder. Validemiz bir hayli yorgun. Dinlenmesi lüzum arz ediyor. Bilal'e gelseniz sultanım. Validem. Ne var Mahidevran? Neden geldin? Acil bir şey mi? Affedin validem. Dinleniyorsunuz biliyorum ama... Hatice Sultanım'ın bebeği rahatsızlanmış. Haberim var. Toparlamış ama şimdi. Daha iyi. Çok şükür. Ben rahatsız ettim sizi. Bekle. Söyle, ne diyeceksin? Mustafa'm çok mutsuz. Babam beni sevmiyor artık diyor. Ne dediysem dinlemiyor. Bütün gün yataktan çıkmadı. Destur! Sultan Süleyman'ın Hazretleri. Validem. Gel aslanım. Mustafa'yı almaya geldim. Gel Mustafa. Baba oğul birlikte at bineceğiz. Hünkârım, Hasbahçı'da mı olacaksınız? Hayır. Halice doğru uzanmak, ormana gitmek istiyorum. Haydi Mustafa, gidelim, akşam oluyor. Kardeşlerimle gidecek mi? Sadece Mihrim'e. Annelerini özlemeyecekler mi? Sen bunları düşünme aslan parça. Kardeşlerim için çok üzülüyorum. Üzülme annesinin bir tanesi. Ben seni hiçbir zaman bırakmayacağım. Hep yanında olacağım. Sultanım. Gene ne oldu? Sümbül Ağa geldi. Hünkârımız sizinle görüşmek istemişler bu gece. Mustafa, hadi odana. Gülşah, hemen hazırlanmam lazım. Kızlara haber ver, hamama hazırlasınlar.
Çabuk. Kıyafetim hazır mı? Terzilere nefes almadan çalıştırıp hazırlattım sultanım. Bu gece çok güzel olmak istiyorum. Zira bunun hasretiyle yandım tutuştum yıllardır. Rabbim şu zavallı kulumun feryadını duydu sonunda. Ben de hep dua ettim sultanım. Nihayet bu kabus dolu yıllar sona erdi. Güzel görünüyor muyum Gülşah? Sultanım, güzel de ne kelime. Hünkârımız gözlerini sizden alamayacak. Hürrem Hatun. Af dilemeye mi geldin yoksa? Boşuna uğraşma. Git eşyalarını topla. Evlatlarına sarıl, uyu. Malum, bir ömür hasret kalacaksın onlara. Sultanım. Moralinizi bozacak ne dedi şimdi size? Hünkârım. Hoş geldin Mahidevran. Seninle bir hususu konuşmak istiyorum. Mustafa'mın sünnet düğününü en ihtişamlı şekilde düzenlemeye karar verdim. Bu mevzuda senin de fikrini almak isterim. Ne vakit olmasını istersin? Madem büyük bir düğün olacak, baharda olmasında fayda var. Malum, halkımız Mustafa'yı çok sever. Herkes gelsin. Her bey, her sancak katılsın. Şehzadelerin de sünnetini yapmak sizin iktidarınıza nasip olsun inşallah. Biz de ona göre hazırlıkları tamamlarız. Âlâ, hiçbir masraftan kaçınma. Mustafa'm çok mesut olacak. Lakin şehzadelerim Mehmet ve Selim için de aynı hassasiyeti göstermeni isterim. Merak buyurmayın. Annelerinin yokluğunu hissettirmem onlara.
Hünkârım. Hayırlı sabahlar. Size de. Uyumadınız mı hiç? Uyku tutmadı. Ben artık gideyim. Mustafa'm bekler. Mahidevran. Mustafa'mın senin gibi bir validesi olmasından ziyadesiyle memnunum. Bir derdin, bir sıkıntın olursa çekinme. Gel. Hünkârım. Benim sizin sevginizden, şefkatinizden mahrum kalmaktan başka derdim yok. Lakin sabırla ve tevekkülle beklediğimi bilmenizi isterim. Burada değiller sultanım. Nerede? Av köşküne gittiler. O Hürrem olacak yılan yine bir işler karıştırıyor validen. Adım gibi eminim. Gül'a. Sultanım. Yüzün gülmüyor kaç zamandır. Hürrem'in yasını mı tutuyorsun hala? Çok mu üzüldün? Üzülürüm elbet. Hiçbir sultanımın böyle bir menfur hadiseyi yaşamasını istemem. Gerçi hünkârımız dün geceyi av köşkünde geçirmiş dediler ama belki de affedilmiştir. Gülağım, cami duvarına pisliyorsun. Haberin yok. Yürü git, asabımı bozma benim. Yürü! Sarı Çiyan, sanki sana sorduk. Kızlar! Yine mi çene yapıyorsunuz siz? Vallahi iplikçi kadının mabadı gibi çak çak ötüyorsunuz. Duymadın mı am? Hürrem Sultan öldü diyorlar. Nasıl? Öldü mü? Allah'ım. Am iyi misin am? Am iyi misin? Am? Allah rahmet eylesin. Amin. Çocuklar nasıl? Duymadılar inşallah. Hepsi uyuyorlar sultanım. Bir şeyden haberleri yok. Yazık. Daha çok küçük hepsi. Ne malum öldüğü. Kayıp demişler. Validem. Hatice'm, kızım. Sen niye geldin gecenin bu vakti? Duramadım yerimde. Bir haber var mı? Yok. Bekliyoruz. Evlatlarına yazık. Sağ salim bulunsun inşallah. İnşallah. Amin. Bunu yapanlara, yaptıranlara Allah cezasını tez zamanda versin.
Vallahi de geldi. Bismillah. Derhal hekim çağırın. Dokuz canlı mübarek. Yine geldi. Duydun beni.